Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim, ne yapıyorsunuz, ne arıyorsunuz, nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Abiler, ablalar, bugün bir muhabbet, bir sohbet videosuyla beraberiz. Abi, ne zamandır video çekmiyorum, bunlardan bahsedeceğim. Stop videolarımız bitti, bundan bahsedeceğim. Askere gireceğim, tarihi vereceğim sizlere az çok. Daha gitmedim. Ondan sonra benim haricimde kanala bir başkası bakacak mı, bunlardan bahsedeceğim. Ve bundan arkadaşlar en sonunda da şöyle bir balıklarımızın hepsini size göstereceğim. Evde ne var ne yok, hepsinin son halini göreceksiniz. Hepsi gerçekten birdenbire büyümüş olacak bir önceki videoya kıyasla. Onun da sebebini anlatacağım. O zaman arkadaşlar tek tek sırayla cevaplamaya başlayayım. Keşke bunları bir madde madde yazsaydım, öyle bakıp arkadaşlar cevaplasaydım iyi olabilirdi. Çünkü bu başlıkları anlatırken bir tanesini unutmak istemiyorum açıkçası. Binomo'yu tanıtmak için kısaca biliyorum abi. Binomo, günde binlerce insanın işlem yaparak kazanç elde edebildikleri, kazançlarını yine sağlam bir şekilde hesaplarını alabildikleri sağlam, güzel bir platform arkadaşlar. Peki bu platformda nasıl kazanç elde edebilirsiniz? Abi, dolar, altın, euro, bunlardan birini seçerek ya da bunun gibi daha birçok seçenek var. Onlardan bir tanesini seçerek yine sizlerin belirleyeceği bir zaman içerisinde çıkacak ya da inecek dediğiniz basit bir sistem aslında. Abi, Binomo bu basit sisteminin yanında sizlere pratik ve alıştırma yapabileceğiniz 8000 TL'lik bir demo hesabı da veriyor. Bu sayede arkadaşlar orada kendinizi deniyorsunuz ve hazır hissettiğiniz zaman küçük paralar yatırarak da olsa siz de arkadaşlar Binomo'nun içerisinde kolayca yer alabilirsiniz, kolayca kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz sizinle birlikte uygulamaya bir göz atalım. Evet arkadaşlar, uygulamamıza tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Abi, benim sol yukarı tarafta hemen varlık yazan yerin altında gold yazdığını görebilirsiniz. Burada ben gold ile işlem yapmıştım. Bundan dolayı bende gold yazıyor. Hemen oraya bir tıklayalım. Burada arkadaşlar standart yazan yerde 36 çeşit varlığın olduğunu ve burada istediğiniz bir tanesiyle işlem yapabildiğinizi gösteriyor. Hemen sizlere şöyle bir göstereyim. Burada arkadaşlar çeşitli ülkelerin para birimleri ve Bitcoin gibi arkadaşlar seçenekler mevcut. Buradan çıktığımız zaman Binomo hesabımıza para yatırmak istiyorsak hemen yine sağ yukarı tarafta arkadaşlar yatırmak yazan kısımda oraya tıklıyoruz. Ve burada arkadaşlar çeşitli argümanlar var. Bunlardan herhangi bir tanesiyle Binomo'daki hesabımıza para yatırarak arkadaşlar işlem yapabiliriz. Buradan da geri çıkalım. Yine arkadaşlar sizlere söylemiş olduğum gibi 8000 TL'lik bir demo hesabı veriliyor. Burada kendiniz arkadaşlar görerek, pratik yaparak artık hazır hissedebilirsiniz zamanla. Ben arkadaşlar burada kendimi biraz pratik yaparaktan 8232 TL'ye o parayı çıkarttım. Yani burada 232 TL'lik bir kar elde ettim. Bununla arkadaşlar işte işi öğrendiğiniz zaman hemen şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Yine şu tarafta yatırım yazıyor. Buraya tıkladığınız zaman ne kadar yatırmak isterseniz onu arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Yine bu kadar arkadaşlar basit, küçük paralar da arkadaşlar yatırabilirsiniz. Yüksek paralar da yatırabilirsiniz. Kendinizi ne kadar hazır hissediyorsanız o şekilde arkadaşlar bir ücret yatırabilirsiniz. Ondan sonracımı arkadaşlar yine sol alt kısmımızda grafik ayarları var. Orada mesela burada kaç saniyede bir hani yeni veri gelsin. Yine arkadaşlar burada grafik nasıl olsun gibi seçenekler mevcut. Yine arkadaşlar burada eğer ki yatırımınız bununla birlikte zaman seçiyorsunuz arkadaşlar. Zamanımızı da hemen şuradan sağ yukarıdan seçebiliriz. Burada da arkadaşlar 1 ila 5 dakika içerisinde bir zaman ya da arkadaşlar 15 ila 60 dakikalık bir zaman seçebiliriz. Siz de Binomo'yu kullanmak istiyorsanız işte bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. Hemen deneyebilirsiniz. Abi, öncelikle size şöyle söyleyeyim. Stop videolarımız bitti. Stop video sevmediğinizi biliyorum. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. Ben 2 hafta falan video atamadığım bir süre oldu. Onda bile hani abi kardeşin öldün mü kaldın mı kardeşin öldün falan diyenler 6 ay ne yapacak videosuz. Öyle düşündüğüm için arkadaşlar stop videoya yönelmiştim açıkçası. Stop videonun benim açımdan aslında arkadaşlar iyi yanları çok fazla. Siz pek bazı kısmını sevmiyor olsa da. Hani ne iyi yanı var arkadaşlar? Ben endoskopi geçirdim, tatile gittim, köye gittim. Ondan sonra biraz rahatsızlık falan geçirdim arkadaşlar. Bu süreç içerisinde ben paso aslında askerde yükleyeceğim videoları bu süreçte yükledim. Ve beraber arkadaşlar yine devam edebildik. Yoksa ne olurdu? Ben nereden baksanız 2,5-3 ay kadar arkadaşlar kanala video yükleyemezdim. Yani sadece ben 2,5-3 ayda öyle zannediyorum ki bir 4-5 tane falan video çektim arkadaşlar. Yani stop videonun böyle güzellikleri var. Eğer olmasaydı işte hastayken, tatildeyken vesaire bunları arkadaşlar yükleyip işte aradaki bağı kopartmadım sizinle. Bunu geçtik. Stop videomuz bitti ve stop videoların iyiliğinden bahsettim. Yani şimdi askere gideceğiz arkadaşlar. Askere gitmedik daha. Ben tecili bozdurdum. Sağlık raporunu da çıkartıp vereceğim. Bugün yarın gideceğim hafta içi. Gerçi bugün günlerden ne onu da unuttum da işte.
Okul olmayınca nasıl sanki insanın günleri birbirine karışıyor arkadaşlar. Şimdi bir de normal işe de gitmiyorum. Ben normal bu YouTube videoları falan çekiyorum. O yüzden arkadaşlar benim için tam günler birbirine girdi yani. Aynı gün tam orayı da çıkartamıyorum artık. Şimdi abi askere gideceğim. Ne zaman gideceğim? Kasım gibi gitme durumu var. O da ne oluyor? İşte Kasım gibi gideceğim. 6 ay gideceğim arkadaşlar. Bedelli gitmeyeceğim. Bedelli gerçekten bayağı bir pahalıymış. 48-50 milyar civarında falan. O yüzden arkadaşlar ben giderim o parayı pet shop'a harcarım. Pet shop açarım o parayla. Yani bir miktarını oradan karşılarım en azından diye düşünerekten bedelli gitmedim arkadaşlar. Yoksa istesem gidebilirdim. Şimdi şöyle bir şey var. Kasım'da gideceğim. 6 ay işte üstüne koyarsınız. 6 ay sonra geleceğim. Peki arkadaşlar bu 6 aylık süre içerisinde ne olacak? Kanal bir başkası mı bakacak? Bu merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar kanalı görüntü açacağız. Kimseyi bırakamam. Yanlış bir şey yapar, yanlışla silebilir, yanlışla anasını satabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Yani benim deneyim ettiğim 6 yıllık bilgiyi adama ben 6 haftada ya da 1 haftada anlatamam. O yüzden arkadaşlar kanalı kimseye emanet etmeyeceğim. Ama şöyle bir güzelliği var YouTube'un. YouTube gerçekten aslında video çekenlere çok basitleştiriyor işleri, çok kolaylaştırıyor. Nasıl mesela? Arkadaşlar ben 30 videoyu birden yükleyip sizlere mesela YouTube'a şunu diyebilirim. Bu videoyu ayın birinde yükle, bu videoyu ayın üçünde yükle diyebilirim. Yani ben toplu olarak bir havuza yüklerim. O havuzdan da arkadaşlar seçtiğim videolar söylenen tarihte sizlere görünür olur. Bu da arkadaşlar ne olur? Ben askerdeyken bile sizlere yine video atıyor olurum. Siz tabii o ara yine bazı bilmeyen kardeşlerimiz başkası atıyor diye düşünebilir. Ama arkadaşlar onları ben ayarlamış, ben askere gitmiş olurum. Çünkü dediğim gibi benden başkası kanala giremez, şifreyi bulamaz. Kimse de arkadaşlar maalesef ki güvenemem. Yani yanlış bir hata bile yapsa, hani art niyet aramıyorum ama yanlış bile bir şey yapsa tüm 6 yıllık arkadaşlar buradaki emeklerimiz heba olabilir. Bundan dolayı öyle söyleyeyim sizlere. Askerden bahsettik arkadaşlar. 6 aydan gideceğinden bahsettik. Ondan sonra stok videolarım bitti. Onlardan bahsettim. Askerdeyken arkadaşlar peki video sıklığımız ne olacak? Allah nasip ederse arkadaşlar aslında benim hayallerim 2 günde bir video atmaktı. 90 video gerektiriyor bu da ama 90 video çekmek, 90 videoyu stoklamak o kadar zor ki anlatamam sizlere. Gerçekten çok zor. Yani ben en fazla 25-30'a kadar çıkabiliyordum stok videoda. 90 videoya gitmek hakikaten zor yani. Neden zor? Abi her şeyi çekmen lazım, her anı çekmen lazım. Bir günde işte 5-10 tane video çekmen lazım. Arkadaşlar bunu yapmak mümkün değil. O yüzden 90 tane çekemeyeceğim. Yani 2 günde bir atamayacağım. Haftada 2 çekeyim dedim. Abi o da olmuyor. Yani şu bu oluyor. Askere gitmeden yine kullanıyorum stok videoları falan. Bundan dolayı arkadaşlar ne olacak? İnşallah haftada bir videomuz olacak. Bu da ne var işte ayda işte 4 hafta varsa 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 25 tane falan arkadaşlar 6 ayda bir video yükleyeceğim. Her hafta bir tane videomuz olur inşallah. Öyle bir ümidim, öyle bir hayalim var. Ondan sonracığıma yani haftada bir video yükleyeceğim. O da büyük ihtimalle cumartesi günü olur. Ama onun gününe bakarız arkadaşlar. Onun gününü ayarlarız. Ondan sonracığıma ne var başka? Arkadaşlar askerden geldikten sonra ne olacak? Ondan bahsedelim biraz da. Abi ben şu an Nevşehir'de oturuyorum. Ankara'ya taşınma durumu yüksek. Kardeşimin atanma şeyine de bağlı tabii ki de. Yani büyük ihtimalle aldığı puan yüksek olduğu için orada arkadaşlar bir hastanede hemşirelik yapabilir diye düşünüyoruz. Yine kendi memleketimize Ankara'ya gideceğiz. Tamam mı? Geleceğiz ne lan? Gideceğiz. Diye ümidimiz var. Ankara'ya gidersek arkadaşlar 6 ay sonra, hatta 2 ayda şimdi askere gitmemişim daha. 8 ay sonra inşallah Allah nasip ederse arkadaşlar Ankara'da pet shop'umu açacağım. Pet shop'umuzu açacağız. Hayallerimiz, ümitlerimiz o yönde. Açıkçası bunun için bir birikim de yaptım. Ya her şey sadece askerliğe bakıyor. Askerden geldiğim zaman Allah'ın izniyle arkadaşlar pet shop'umuzu açacağız. Peki arkadaşlar bu pet shop nasıl olacak? Biliyorsunuz ki benim bir astımım, alerjimim var. Hani balıklarla uğraşıyoruz pek bir şey olmuyor ama kuşlarla arkadaşlar sıkıntı var. Yani kuşların çok olduğu bir yere giremiyorum. Hani bir kuş, iki kuş bir şey değil ama kuşun çok olduğu bir yere giremiyorum. Oraya da arkadaşlar bir çalışan bakacak. Bu benim Sincan'dan bir arkadaşım vesaire de olabilir. Böyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Yani pet shop'umuzda kuşumuz olacak, balığımız olacak, tüm malzemelerimiz olacak. Böyle bir pet shop açmayı düşünüyorum. İnternet üzerinden de satmak için arkadaşlar yine bir site de ayarlarım. Oradan da hani ülkenin neresindeyseniz yine bize güvenip bizden bir şey almak isteyen kardeşlerimiz, ihtiyacını gidermek isteyen kardeşlerimiz oradan o siteden alışveriş yapabilirler. O siteyi de inşallah canlandırmayı düşünüyorum. Yani öyle bir siteyle yapmayı düşünüyorum.
Ondan sonra tabii arkadaşlar canlı hayvan gönderemeyiz. Bunu soracaksınız büyük ihtimalle. Balık ya da kuş gönderemeyiz. Ha ben belki balığı yine otobüslerle gönderirim. Yani sonuçta ben çok gönderdim otobüslerle. Bana da hep otobüslerle geliyor. Herkes otobüslerle gönderiyor. Otobüsle olabilir ama kuş arkadaşlar kesinlikle o topa girmem. Çünkü sıkıntı. Kuş gitmez ama arkadaşlar malzeme zaten çok kolay. Kargo ile gider. Balık arkadaşlar otobüs vesaire bir şekilde yollarız. Yollarız diye düşünüyorum. En azından yani o gün geldiğinde ne olur bilemiyorum ama en azından benim yollamak gibi bir niyetim var. Ha ne olur işten güçten kafamızı kaldırabilirsek öyle bir fırsat olursa arkadaşlar isteyen kardeşlerimizin balığını da yollarım. Ondan sonracıma böyle bir düşüncemiz, hayalimiz var. Nerede olur peki bu Ankara'da? Arkadaşlar bizim tahminimiz büyük ihtimalle Sincan'da. Neden Sincan'da? Arkadaşlar benim hem eskiden olduğum yer, yani eskiden ben Ankara'ya ilk taşındığım zaman 7 yaşındayken ben İstanbul'da doğdum arkadaşlar. İlkokulu Ankara'da okudum. Ankara Sincan'da okudum. Yani Sincan'ı biliyoruz, Sincan'ı seviyoruz. Bu yüzden arkadaşlar Sincan'da açmak gibi bir hayalim var. Sincan çarşısında. İstasyon Mahallesi, Atatürk Mahallesi o civarlarda arkadaşlar düşünüyorum. Yani şimdi de bile ara ara girip böyle dükkanlara falan bakıyorum. Çok güzel de dükkanları var. İnşallah arkadaşlar böyle hayallerimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz umarım. Dediğim gibi yani pet shop aç diyen kardeşlerimiz vardı. Onların da hani sevineceği bir durum. O zaman ne olur biliyor musunuz? Kuş çekeriz, balık çekeriz, her türlü malzemeyi çekerim. Her türlü malzemeyi size anlatırım. Derim ki abi bu malzemenin özelliği bu, bu malzemenin özelliği bu. Bunu alırsanız böyle sıkıntı yaşarsınız. Bunu alırsan mesela böyle daha iyi olur. İkisi de benim ürünüm olmasına rağmen yeri gelir birini överim, birini de arkadaşlar kötülerim, karalarım. Hangisi doğruysa onu size söylerim yani açıkçası. Öyle söyleyeyim. Çünkü niye arkadaşlar? Kötü ürünü satmaktansa o videonun, o videoda mesela bu ürün kötüdür dersen ben zaten kazanmış oluyorum. O yüzden arkadaşlar kalkıp da size kötü ürünü övmem. Öyle güzel şeyler de olur yani. Hobici mantığıyla arkadaşlar bir pet shop açmayı düşünüyorum. Şimdi bununla birlikte peki neler var anlatabileceğim? Bu arada Ahmet İde vardı bir ara bize geliyordu hatırlarsanız. O da arkadaşlar Avanos'ta Nevşehir'de pet shop açıyor. İnşallah onu da yakın zamanda açtığı zaman pet shop'una gider bir video çekeriz. Bununla birlikte başka ne var? Pet shop'tan bahsettik. Şöyle düşünüyorum da arkadaşlar başka ne olabilir? İşte askere gideceğim, balıklar ne olacak? Ondan bahsedelim biraz da isterseniz. Abi balıklarda şöyle bir durum var. Ben şimdi stok video çekiyordum ya. Stoklar bir anda kesildi. Yani bir anda çekmeyi bıraktım. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir bitki videosu çekmiştim hatırlarsanız. 2 ay önce diye. Arkadaşlar o videodan sonra ben aslında bir video çekmedim. 3-4 tane falan bir video çektim. O yüzden birdenbire balıkların büyümüş ve çoğalmış olduğunu göreceksiniz bu videomuzda. Onu da söyleyeyim çünkü stok video ne zamandır çekmiyorum. Şimdi abiler, elimizde ne balıklar var onlardan bahsedeyim. Biliyorsunuz ben Alp'ten bir vatoz getirmiştim. 35-40 tane falan vardı. Onlar bayağı bir büyüdüler. Ondan sonra cima yerli lepisteslerimiz vardı. Onlar doğurdu, büyüdü. Arkadaşlar bayağı her yer yerli lepistesi oldu. Ondan sonra Red Dragon'lar burada 3. posta yavrularını besliyorum. Bununla birlikte arkadaşlar havuz yaptım. Havuz videosunu da göreceksiniz. Havuz videosunu daha çekmedim bu arada. 4 tane balık attım. Şu anda deneme aşamasında. Hani ölecek mi, kalacak mı, nasıl gidiyor onu inceliyorum. Sıkıntı yok. İnşallah balıklarımızı da havuza geçireceğiz. Önümüzdeki videolarda göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar o zaman ben ufaktan balıklarımı size bir göstermeye başlayayım. Retrokanlar bayağı bir çoğaldı. Ondan sonra yerliler bayağı bir çoğaldı. Abi bayağı güzel oldular aslında. Size bir göstereyim de ondan sonra siz bence yorumlayın. Hadi o zaman biraz da balıkları size göstereyim.